Merhaba arkadaşlar, ben Hanif Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın, yorumlarınızı bekliyorum. Evet sevgili arkadaşlar, DGS tercih listesi nasıl hazırlanır? DGS tercihleri nasıl yapılır? Tercihler yaparken nelere dikkat etmemiz lazım? Bununla ilgili ayrıntılı bir video çekeceğim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoya geçmeden önce arkadaşlar, bizden tercih rehberliği alabilirsiniz. Tercih rehberliği almak isterseniz videonun açıklama kısmında link var. Oradan başvuru yapabilirsiniz. Bir de önünüzde kaç kişi var? Bununla ilgili bir video çektik arkadaşlar. O videoya lütfen katılım sağlayalım. Bakın videoyu size göstereyim. Oradan katılım sağlamanızı istiyoruz. Yani önünüzde kaç kişi var? Şuradaki link şu video arkadaşlar. Önünüzde kaç kişi var? Yani şunun açıklama kısmında bir Google form var. Lütfen bu formu dolduralım. Bu forma göre sizin önünüzde kaç kişi var, kimler nereleri tercih edecekler arkadaşlar, onunla ilgili lütfen dolduralım. 1000 kişi olunca paylaşacağız. Şimdi tercihler nasıl yapılır arkadaşlar? Öncelikle DGS kılavuzuna bakmamız lazım. Kılavuz için buradan bakıyorsunuz. DGS kılavuzu, 2024 DGS kılavuzu var zaten. Kılavuzda şimdi diyorlar ki kılavuz işte yayınlanmadı. Evet kılavuz var arkadaşlar. Kılavuz zaten yayınlandı. Sadece Mayıs ayında yayınlanan bir kılavuz ve yeni kılavuzun yayınlanma ihtimali var. Eski kılavuzu da kullanabiliriz. Yani ÖSYM geçen sene mesela Mayıs ayındaki kılavuzu birebir aynısını kullandı. Ama ikinci öğretimlerin kapanma durumundan dolayı yeni kılavuzu da kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bakacağız yeni kılavuz ne zaman yayınlanır? Tercihler başladığı zaman yayınlanır. Evet, yani bir kılavuz var arkadaşlar zaten. Buradaki kılavuz. Bu kılavuz değişebilir. Bu şekilde de kalabilir. İkinci öğretimlerin kapanma muhabbetinden dolayı bu kılavuz değişecek diye düşünüyoruz arkadaşlar. Ama bu kılavuzun aynısını da kullanabiliriz. Bakacağız yani ÖSYM ne paylaşacak? Göreceğiz. Tercihler bir hafta 10 gün içerisinde başlar arkadaşlar. Yani 20 Eylül'den sonra muhtemelen tercihleri yapmaya başlarız. Şimdi burada kılavuza dikkat etmeniz gereken işte kurallar var. Geçişilebilecek lisans programları var arkadaşlar. Yani bizim için şurası çok önemli. Yani burada kodlar var. İşte bu kodları kullanıyoruz. Neler var? Kontenjanlar var arkadaşlar. Yani kaç tane kontenjan var? İşte bunların değişme ihtimali var. Yani asıl kılavuz bu. Yani bunun değişme ihtimali olduğundan dolayı bekliyoruz. Değişmeyebilir. Bu şekilde de kullanabiliriz arkadaşlar. Yani belli olmaz. Bakacağız. ÖSYM ne yapacak arkadaşlar? Yani tamam. Kılavuz dediğimiz bu. Yani şimdi bunları ne istiyorsunuz? Bir tercih listesi oluşturmanız lazım. Yani tercih listesini nasıl oluşturacaksınız? Tabii ki şimdi tercih listenizi oluştururken arkadaşlar gitmek istediğiniz yer yani özel yazmak istiyor musunuz istemiyor musunuz? İşte %50 burslu yazacak mısınız? Nereleri yazacaksınız? Geçmek istediğiniz bölümler nelerdir? Önünüzde kaç kişi var? Bunların her biri bir etken arkadaşlar. Yani sıralaması 2000 olan bir kişinin yapacağı tercih listesiyle sıralaması 5000 olan bir kişinin yapacağı tercih listesi aynı olmayabilir. Tercih bursu verecek mi mesela üniversite? Diyelim ki 2000'e devlet geliyor ama 5000'e devlet gelmiyor. 5000'e %50 geliyor. Tercih bursu olan yerleri mi yazacaksınız? Yazmayacak mısınız? Yani Kıbrıs'a gider misiniz? Bunların hepsi bir etken. Tercih yapmak basit işte. Yukarıdan aşağı dizelim olsun bitsin. Yani böyle bir mantıkla tercih yaparsanız üzülürsünüz arkadaşlar. Yani belki tercih bursuyla kazanabileceğiniz bir yer varken yazmamışsınızdır. Ondan sonra emeğinize yazık. Geçen sene çektiğim video üzerinden anlatacağım. Aday işlemleri sistemine giriş yapmamız lazım. Ama şu an tercihler başlamadığı için aday işlemleri sistemine nasıl giriş yapacağız? Geçen seneki video arkadaşlar bu video üzerinden gerekli şeyler. Şimdi geçen sene de aynı şekilde buraları anlatmışız biz zaten. Şimdi aday işlemleri sistemine tercihler başladığı zaman aday işlemleri sistemine bu şekilde giriyorsunuz arkadaşlar. Bakın tercihler şurada. DGS tercihleri aday işlemleri sisteminden giriyorsunuz. Tercihlerinizi yapıyorsunuz. Önünüze böyle bir tercih ekranı çıkıyor arkadaşlar. Tercih bilgileriniz. Yani siz oradaki kodları getireceksiniz. Buraya yapıştıracaksınız. Hangi üniversite istiyorsanız o çıkacak. Ya da şuradaki 3 noktaya tıklıyorsunuz. Ne istiyorsunuz? Yani hemşirelik mi istiyorsunuz? Birinci sırada işte Kıbrıs'ı mı istiyorsunuz? Vesaire işte ne istiyorsunuz arkadaşlar? Yani bunların hepsi getirip sırayla buraya koyacaksınız. Sırayla tercih listenizi oturacak, oluşturacaksınız. 1, 2, 3 şeklinde. Buradaki dediğim işte kılavuz dediğimiz o arkadaşlar. Yani kılavuz, bakın kılavuz geçen senenin kılavuzu. Kılavuza tıkladığımızda kılavuz karşımıza geliyor. Geçen sene kılavuz bu şekildeymiş. Bu seneki kılavuz farklı. Belki tercih kılavuzu yine bu şekilde olacak. Bilemeyiz. Buradaki kodlar, sol tarafta kodlar var. Bakın burada sol taraftaki kodu kopyaladık. Getirip yapıştırdığımızda
Direkt çıkıyor. Ya da yazacaksınız işte Adana Adıyaman Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi şeklinde yazacaksınız arkadaşlar. Bakın bunları bu şekilde. Koşul ve açıklamaları var. Bunlara da dikkat edin. Yanlarında koşul ve açıklamalar var. Bakın şimdi getirip yerleştikten sonra görüyor musunuz? Yani burada koşul ve açıklamalar var. Bu koşul ve açıklamalara göre arkadaşlar oluşturacaksınız, tamam mı? Dikkat edin koşul ve açıklamaları. Koşul ve açıklamalar da şurada var zaten. Yani ÖSYM zaten bunların hepsini tek bir ekranda bize paylaşıyor. Şurada zaten bak görüyor musun? Bağış provalarının koşul ve açıklamaları. Yani şurada koşul ve açıklamalar var. Bu açıklamalara göre 22. madde nedir? 23. madde nedir? 25. madde nedir arkadaşlar? Bunlar hepsi önemli. Şimdi burada bakın böyle işte koşul ve açıklamaları var. Bunlardan sonra getirdim, yapıştırdım. Bakın tercihlerimizi yapıştırdık. İşte taban puanları bulmaya çalışıyoruz. Puanlara göre yapacağız vesaire. İşte puanlara göre yapacağız. Tabii ki internette sıralamalar, ÖSYM sıralamaları paylaşmıyor. Biz sıralamaları kendimiz buluyoruz arkadaşlar. Yani sıralamalar önemli. Tercihler neye göre yapılır? Tercihler tabii ki sıralamalara göre yapılır arkadaşlar. Puana göre tercih yapılmaz. Bakın en son başvuru kontrol ve ön izleme yapacaksınız. Görüyor musunuz? Başvuru kontrol ve ön izleme yaptıktan sonra işte yani böyle uyarılar alabilirsiniz. Bu uyarıları alırsanız düzeltmek zorundasınız arkadaşlar. Yani tercihlerde lütfen puana göre yapmayın. Tercihlerinizi mutlaka sıralamaya göre yapın. Çok önemli arkadaşlar. Yani tercihlerinizi sıralamaya göre yapmanızda yarar var, yoksa üzülürsünüz. Tercih listesi hazırlamak yani bir tabii ki önemli arkadaşlar. Yani sınavı kazanmak kadar iyi bir tercih listesi hazırlamak da gerçekten çok önemli. Aklınıza takılan sorular olursa arkadaşlar yorum kısmından sorabilirsiniz. Tercihler başladığı zaman yine detaylı bilgilendirmeyi yapacağız arkadaşlar. Size videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.